Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam, hoş geldiniz. Bereketli olsun kardeşim. Eyvallah, ne yapıyorsun sen şimdi? Koyun sağıyorsun. Ey maşallah, ey maşallah. Şöyle biz de bu esnada, sağım esnasında izleyelim bakalım. Maşallah. Aynen maşallah. Hem bu esnada konuşmak istersen, şu anda 100 kişi şu anda seni izliyor. Anlat bakayım, kimsin, nerelisin, bura nere? İlla ki biz söyleyeceğiz ama. Evet. Ben Elazığlıyım. Elazığlısın. Elazığ merkez köyünden. Yaz aylarında böyle yaylaya çıkarız. Anladım. Meslekten ötürü işte. Evet, çok güzel. Küçükbaş hayvancılık. Memleketimiz sıcak ve kurak. İklim öyle. Evet. Özellikle de bu yıl bir kuraklık var. Ülkemiz genelinde olduğu gibi. Aynen. Bizim memleket de işte bu bayağı kurak ve sıcaktı. Evet. Mera sorunumuz var. Orası genelde tarımsal bir alan ama hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer nedense artık. Evet. Yaz aylarında İşte böyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Sivas bu bölgelere yaylaya gideriz. Anladım. Nasip buraymış. Aynen. Çok da beğendim bu bölgeyi, güzel. Allah şimdi rast getirsin. Evet. Biz şöyle ufaktan bir çekelim değil mi? Evet. Kolay gelsin, işin evet. Rast gelsin. Hem seni çekelim hem koyunları çekelim. Hoş geldin. Helal garı çekmekten ömrüm tükendi. Taşlar dile gelir senden, usandım. Çok güzel. Canım kurban olsun Mert oğlu Mert'e, benim emeklerim hiç oldu nerede? Bu dağlar bulmuş böyle, bu meralar, bu otlar bilemiyorum yani çok. Bizde var eksiklik, biliyor musun? Eksiklik bizde yani. Hmm. Doğru diyorsun yani, sen bak te oradan işemeyip gelip burada yapıyorsun bu işi. Öyle. Ben de yalanım. Ya şimdi şöyle bir şey de var. Bizde mera sorunu var. Bu işi yapıyoruz ama sağ olsun hükümetimiz işte destek veriyorum gibisinden şeyler yapıyor ama yine de yetmiyor. Yani yok yani o destekler sadece öyle sanki lafta öyle, kalıyor. Lafta ve sanki öyle siyasi olsun diye işte hani şey olsun yani. Bizim istediğimiz sadece mera. Evet. Ok. Yani mera. Bana mera tahsis etsin. Ben bu hayvancılığı güzel rahat yapabileyim. Atıyorum işte bu bölgelerde, özellikle de Erzurum bölgesinde meralar bomboş, dağlar bomboş. Bu mesleğin de en yoğun yapıldığı yer Elazığ, Erzincan. Burada kaç tane var abi koyu? Abi bende 250-300 arası falan bir şey var işte. O da Erzincanlı, Erzincanlı işte. Ayrı mısınız siz iki? Tabii o ayrı, o ayrı aile, ben ayrı. Aynen.
Bu esnada arkadan koş da bana vuruyor İsmail. Bu esnada arkadan koş da bana vuruyor. Onu da burada ufak bir not olarak söyleyeyim yani. Onu da görmedi değilim. Kızım kolay gelsin. Hoş bulduk. Oraya bakarsam ayıp olur mu? Hadi. Birader, oraya bakarsam ayıp olur mu? O tencere kaynıyor ya. Hadi şöyle etrafı. Özür dilerim, şuraya bakarsam ayıp olur mu? Bizde derler tencerede kurulmuş kara kazan, altını güzel odunla beslemiş. Şimdi kardeşlerim muhtemelen süt ısıtıyorlar. Ondan sonra mayalayacaklar muhtemelen. Kimin kimedir vevali? Yılmaz Akkuş, eyvallah kardeşim, işin rast gelsin. Şu anda sizin köye yakınım oldukça. Eğer gelirsen beklerim. Fevzi Bey merhaba. Evet, çok güzel bir ortam. Kesinlikle hani birçoğunuzun görmesini tavsiye ederim. Yine kardeşimle yayını bitiriyorum. Memleketten herkese tekrardan çok çok selamlar. Gördüğümüz bütün güzellikleri Allah'ın izniyle sizlerle paylaşacağız. Sivas İmranlı yazı ile Köndül arası.